Sizinle ilgili şöyle bir şey okudum. Bu adam zaten senaryo grubunda Çöpçü Dursun rolünde kendine torpille yazdı. Ben Umur abiyle çalışmaya başladığımda Umur abiyle sohbetten tamam peki şey yazı asistanlığını yapmaya çalışırım becerebildiğim oranda. Ama benim bir yandan da oyuncu olduğumu unutmazsak sevinirim tabii ki. Aradan bir zaman geçti. Ne zaman geçti bilmiyorum. Zeki abi dedi ki bu adamı dedi biz aldık buraya oturttuk dedi. Sekreter yaptık dedi. Bu adam oyuncu Umur dedi. Son Treadman çıktığında hadi dediler gözün aydın Çöpçü Dursun oldun. Torpil ise böyle bir torpil oldu. Herkese merhaba. Çocukluğunu ve gençliğini 80'lerin sonu, 90'ların başında yaşayan herkesin pazar rutini haline gelmiş olan efsane dizi Bizimkilerin efsane oyuncularıyla beraber olmaya devam ediyoruz. Bugün diziye daha sonraki sezonlarda dahil olan ama aynı zamanda dizinin senaryo ekibinde yer alan Çöpçü Dursun karakteriyle izlediğimiz sevgili Serdar Bordanacı ile beraberiz. Onun sanat yaşamı ve Bizimkiler dizisiyle alakalı sürecini konuşacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serdar Bey'in evine konuk olduk. Bizim tabii Çiçek Bar'daki çekimler sonrası kalan yaklaşık 10. çekimimiz oluyor bu. Genelde konukların evlerine konuk oluyoruz. Öyle çekiyoruz. Şimdi Serdar Bordanacı'nın sanat yaşamı hakkında internette biyografi siteleri haricinde çok da aslında böyle elle tutulur bir bilgi yok. Biraz bu boşluğu dolduralım istiyorum. Sanat yaşamınızla alakalı 42 yıldır bu sektörün içindesiniz değil mi? Evet, 42 yıl bitti. Biraz bahsedebilir misiniz? Demek ki kayda değer bir şey yokmuş. İnternet sitelerinde bir şey bulunamıyorsa. Bence Instagram'da 42 milyon takipçiniz yok diye bence böyle bir şey olabilir. O da mümkün tabii. Yani nereden başladık durumu var? Nasıl başladık durum var galiba öyle bir soru. Vallahi çok tesadüfen başladık. Denizli'de 80'lerin hemen başında bir özel tiyatro kuruluyordu. Yanılmıyorsam da Anadolu'daki ilk özel tiyatrodur bildiğim kadarıyla DETİ. Oradaki oluşumun içinde en başından itibaren ben de oldum. Dolayısıyla tiyatroya bulaşmış oldum. Ha ondan önce ben tiyatrocu olayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Ben çocukluğumda da okullarda da hayır öyle bir şey yok. Tamamen tesadüfen oradaki arkadaşlar dediler ki böyle bir oluşum var. Sen de yılın. Ne yapacağım ben dedim. Ya olur musun? Olurum dedim. Ve öylelikle olmuş olduk. Denizli'de uzun süre çok önemli işler yaptık o günün koşullarında. Hı hı. O günün koşullarında yapılan işleri bugün de konuşulabilir bir değerde olduğunu söyleyebilirim. Biz Denizli'de tiyatroya başladığımızda hiç salon yoktu Denizli'de oynayabileceğimiz. Depremden dolayı salonların kimisi yıkılmıştı, kimisinde belediye ortasından yol geçirmişti. Bir mimar abimiz vardı, onun deposunda çalışıp belediyenin açtığı belediye sineması ama özel işletmeydi. Orada oyunlarımızı oynuyorduk. Derken işte İstanbul'a göçtük. Tahta bavulumuz elimizde olduğu halde 8 köşeli kasketimizle doğru dostlar. Haydarpaşa'dan aşağı indik. Haydarpaşa'dan aynen aşağı indik. Efendime söyleyeyim Dostlar Tiyatrosu'na kapısını çaldık. Efendime söyleyeyim 88. Orada kabul gördük. Sağ olsun Dostlar Tiyatrosu Genco Erkal, Genco abi. Onunla çalıştım uzun yıllar. Sonra Bugay Yapım'la tanıştık. Özeti bu. Yani bu bilgiler herhalde şeyde olmaz. İnternet ortamında. Siz neredesiniz aslında Denizli? Çok karışık. Ben memur çocuğu olduğum için Türkiye'liyim. Ama anne baba köken Karadeniz. Ama benim çocukluğum, ilk gençliğim, orta gençliğim, son gençliğim Denizli'de geçti. İstanbul'a da işte geldiğimde Dostlar Tiyatrosu'na başvurduğumda 25 yaşımı bitirmek üzereydim.
Yani sordukları zaman daha çok Denizli'de zaman geçirdim. Orada hep yazdan yaza gidiyoruz. Hala annem babam orada yaşıyorlar şu an. Evet, sizinle ilk konuştuğumuzda Ordu'ya gitmiştiniz. Evet doğru. Anne baba orada hala. Onlar emekli olunca oraya yerleştiler tekrar. Yani benim biraz karışık. Yalova doğumluyum, Erzurum'da büyüdüm, Susurluk'ta büyüdüm, Denizli'de büyüdüm, biraz peder Kıbrıs'taydı, orada büyüdük falan. İşte Türkiye'liyim. Sanat yaşamınıza bu çoklu, bu seyahat aslında, Türkiye'yi gezmeniz, sanat yaşamınıza ne gibi bir katkıda bulundu? Bir şeyler, gittiğiniz her yerden böyle hani her çiçekten bal alan arı gibi, oradan beslendiğiniz oldu mu acaba? Vallahi bu... Çok bilinçli olmasa da ister istemez oralardan, yaşam sürükledi galiba. Oralardan size katılan şeyler olmalı. Yani çocukluğumun geçtiği ve gençliğimin geçtiği, daha çok Ege'de geçti. Hani bunu çok bilinçli, oradan onu aldım, buradan da bunu aldım demeyeyim ama büyük etkisi vardır. Yani oralardan beslenmeme, oralardan bir şey yapmama kaynak mutlaka olmuştur. Siz tabii farkında olmasanız bile mutlaka öyledir. Mutlaka olmuştur. Yani bu farkında olmasanıza bir şey söyleyeceğim. Denizli'de biz tiyatro yapıyorken Denizlileri provoke etmeye çalışıyorduk. Tiyatroya, sanata karşı. Çünkü hem salonsuzluktan hem de öyle oluşumların olmayışından Denizli'de bu işler unutulmuştu. Şöyle bir cümle kurmuştuk onlara. Ya farkında olun, 3000 yıl önce Hierapolis'te 10 bin kişilik bir amfiteyatro vardı ve tiyatro yapılıyordu. Ondan sonra biz varız. Sırf bunu, yani farkındalığı sağlamak için böyle büyük laflar ediyorduk. Bu da Sadık Aslankara'nın lafıdır. Denizli'deki tiyatronun oluşumunun başıdır. Oradaki oluşumu başlatan, o hareketi başlatandır. Ben hep onu söylerim. Yani o antik bölgelerde veya başka yerlerde yaşayan insanlar farkında olmasa da o etkiyi mutlaka alıyorlar diye düşünüyorum. Ben Serdar Bordanacı'yı ilk Baykamber dizisinden hatırlıyorum. Orada Kemal Sunal'ın oynadığı polis rolünün komiseri. Asabi bir komiser. Aslında asabi değil ama Kemal Sunal'ı Kamber'i ne zaman görse asabileşen. Tansiyonu çıkıyor. Hatta yer yer vurmayı düşünen. Emekliliğini bak evladım emekli ol diye. Üstüne artı ikramiye verebilir. Evet. Oradaki komiser rolünden hatırlıyorum. O diziyle alakalı biraz konuşalım mı? Yani çok absürt bir diziydi zaten. Evet. Ama şöyle bir şey oldu. Sizin rolünüz daha sonra Dinçer Çekmez oynamaya başladı. Evet öyle oldu. 3 ya da 4. bölümden sonra oldu galiba bu. 3. bölüm. Senaryoda, senarist de değişti, yönetmen de değişti galiba. Değişti, kadro da değişti. O diziden nasıl başladı o dizi? Neden böyle bir değişiklik oldu? Biraz konuşabilir misiniz? Kemal abinin dışında galiba herkes değişti. Yani, hemen hemen değişti gibi, doğru. Ben de öyle hatırlıyorum. Kemal Sunal'ın kendi ekibi de değişti. Tabii. Evet. O Atıf Yılmaz'ın işiydi. Benim Atıf abiyle tanışıklığım ondan önce Tatlı Betüş'le olmuştur. İlk tanışıklığım. Ondan sonra Gece Melek ve Bizim Çocuklar'da yine bir... Uzay Heparı. Uzay Heparı. Yine bir komiseri oynamıştım. Karakola düşerler falan, öyle bir sahnem vardı. Sonrasında Baykamber'i çekiyordu Atıf abi. Beni çağırdı. Dedi ki böyle böyle diziye başlıyoruz. Sen de oradaki komiseri oyna diyorum dedi. Ben de ona dedim ki Atıf abi bu ara ben çok polis oynadım. Üstüme yapışır. Bana bak dedi, senin kulağını çekerim. Niye uğradığını şaşırırsın. Oyna diyorum. Peki tamam dedik. Öylelikle başlamış olduk. İlk 3 bölüm çok güzel çalıştık. Bu genelde bütün oyunculara sorulduğunda bütün dizilerde güzel çalışmış oluyorlar ama hı hı. Hakikaten güzel çalıştık. Yaşar Serner çekiyordu aslında yönetmeni. Yaşar Serner'di, Atıf abi yapımcısıydı. 3. bölümü çektikten sonra böyle bir durduk. Atıf abinin ofisindeydik. Ya niye durduk, niye çekmiyoruz falan dediğimde yanlış hatırlamıyorsam, ya arkadaşlar yani ben kanaldan almam gereken bu iş için parayı
alamıyorum. Alamadığım için de aldığım zaman çekerim dedim. Benim burada 100 kişiye yaklaşık bir sorumluluğum var anlamında. Dolayısıyla Atıf abi de durmuş oldu iş. Sonra Bay Kamber şeye taşındı. Ünal Küpeli. Ama o nasıl taşındı, nasıl gitti o sürece hakim değilim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bay Kamber hikayesi öyle 3 bölüm kadar benim için sürmüş oldu. Biraz Kemal Sunal'dan 3 bölümde olsa çalıştınız. Belki daha fazla başka bir projelerde yer aldınız mı hiç? Hayır. Sadece orası değil mi? Biraz bahsedebilir misiniz Kemal Sunal'dan bize? Valla Kemal abiyle çoğu sahnem zaten. Öncesinde uyarılmıştım. Yani aman Kemal'e dikkat et, şey yapma falan diye. Kemal abiyle çok güzel çalıştık. Yardımcıydı oyunda da, sahnede de. İlk bakışta soğuk, hay Allah tereddüt edersin, şey yapsam mı, merhaba desem mi, demesem mi falan ama sonra öyle değil. Aralarda çay, kahve, sohbet. Tabii ben çok soru soruyordum. Onu nasıl yaptınız, bunu nasıl yaptınız, öyle mi oldu, böyle mi oldu? Onlar bizim ustalarımız. Onlardan alacağımız çok şey var. Düşüncesiyle. Çok keyifli çalıştığımızı hatırlıyorum. Hatta setten sonra nereye gidiyorsun Serdar? İşte eve gidiyorum abi. Hadi ben seni falan yere kadar bırakayım. Aynı yakada oturduğumuz için falan. Öyle sohbetle keyifli çalıştığımızı hatırlıyorum. Umur Bugay'a asistanlık yaptınız. Bugay yapımla tanışma süreciniz ve daha sonra tabii bizimkileri senaryo ekibine girdiniz. Biraz o süreçten bahsedebilir misiniz Umur Bugay'la? Kim tanıştırdı sizi? Tabii. Bugay Yapım ve Umur Bugay'la tanışmam 96'da. Bugay Yapım bir projeye hazırlanıyordu. Oğlum adam olacak. Hı hı. Bence çok büyük bir işti. Çok güzel bir işti. 46'dan 96'ya, 96'da olduğumuz evet. için. 3 kuşaktan Türkiye özetiydi. 10 bölüm olarak hazırlanmıştı, yazılmıştı. O 10 bölüm müydü yoksa kısa mı kestiler? Hayır, 10 bölümdü. Çünkü çok böyle alakasız bir yerde bitti sanki. Hani bir seçim sonucu açıklandı, bitti. Hayır, 10 bölüm olarak tasarlandı. Ha, tamam, tasarlandı. 10 güzel. Bölüm olarak çekildi ama 10 bölüm olarak yayınlanmadı. Şimdi çok iyi hatırlamıyorum. Kaçıncı bölümden sonra bir Ramazan vaktiydi yayın tarihi. Ramazan olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Biz şey bekliyorken, işte prime time'da yayın saatini bekliyorken çat diye sahurda yayınlanmaya başladı. Nedenini bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ama her bölümde Türkiye özeti, Türkiye meselesi, politik, ekonomik, sosyal meseleleri ele alınıyordu. Dediğim gibi 3 kuşaktan. O şöyle bir konseptti. Önce tiyatro olarak rejileniyordu. Mehmet Akan yapacaktı bu rejiyi. Sonra tiyatro rejisi bittikten sonra 3 kamera reji arabasıyla çekildi o. Platoda dekorlarını, muhteşem dekorlarını Metin Deniz yaptı. Fuat Örer senaryoyu yazdı rahmetli. Efendime söyleyeyim. Biz tiyatro rejisini bitirdikten sonra televizyon reji ekibine teslim ediyorduk bölümleri veya sahneleri. O süreçte Mehmet abi aradı beni. Daha hazırlık aşamasındayken Bugay Yapım'da Oğlum Adam Olacak. Dedi ki Serdar biz böyle böyle bir işe başlıyoruz. Sen benim asistanım olur musun? Dedim ki Mehmet abi sen beni çağır ben geleyim. Ne demek olur musun diye öyle başlamış oldu. Bugay Yapım'la tanışmam 96'da Oğlum Adam Olacaklı oldu. Sonra senaryo ekibine girdiniz. Sonra devamı o projenin içinde herhalde bir varlık göstermiş olmalıyım ki Umur abinin aynı zamanda oynadım da. Şöyle bir kuralı vardı Oğlum Adam Olacak 10 bölümün. Ana kadro bizimkiler kadrosunun dışından oyuncularla, işte kim onlar hatırladıklarımı söyleyeyim. Zafer Algöz, Zafer, Erkan Taşdöğen,
Hikmet Körmükçü, Zeynep Irgat, Nazlı Tosunoğlu, Cihat Tamer, Salih Sarıkaya, Bilge Şen, aklıma gelmeyenler bana kırılmasınlar. Benim de aklıma gelmiyor. Zafer Algöz'ün eşini oynayan hanımefendi. Füsun. İsmi gelmedi aklıma. Füsun adı da soyadını söylüyor. Beni gebertecek. Neyse. Öyle bir kadro. Yan rolleri de bizimkiler kadrosundaki oyuncular oynayacak. Ama 8 bölüm oynayacaklar. 10 bölüm kimse oynamayacak. Öyle bir matematiği vardı. Ben aynı zamanda oyunculuk da yaptım. 8 bölümde oynadım da. O süreç içinde Umur abiyle de tanışmış olduk tabii. Daha sonrasında Umur abi benimle çalışır mısın bizimle? Tabii çalışırım dedi. Benim yazı asistanlığımı yapar mısın dedi. Dedim ki abi ben senin yazı asistanlığını nasıl yapayım yani bilemiyorum falan. Yaparsın yaparsın. Peki dedik, öyle başlamış olduk. Yazı asistanlığı, az önceki karakter oyunculardan biri de Savaş Dinçer'di. Bizimkilerde değildi o zaman ama. Savaş Dinçer. Adam olacak. Savaş Dinçer. Evet. Ondan sonra bizimkilere geçti. Evet. Yazım ekibindeydiniz. Evet, yazım ekibindeydiniz. Çok güzel. Şimdi bu senaryo yazım süreci nasıl oldu? Nasıl bir matematiği vardı? Şundan bahsediyorum. Çünkü benim konuştuğum, mesela Hakan Aksun'la da konuştuk. Senaryoyu Umur abi yazardı dedi. Evet. Biz dedi. Ama orada bir de yazanlar diye bir şey geçiyor. Evet. Şimdi orada Fuat Örer var, bir dönem Sulhi Dölek, Hakan Aksun, Serdar Bordanacı vesaire vesaire isimler geldi. Şimdi bunlar ne yapıyordu? Siz ne yapıyordunuz mesela orada? Şimdi tabii ben Bugay Yapım'a katıldığımda bizimkiler dizisi 10. yılını kutlamak üzere hazırlanıyordu. Yani 96, 97, 98'den bahsediyorum. 99'da 10. yıl kutlanmış. İşte bir, siz de 98 civarı diziye dahil olmuştunuz. 97, 98'de başlamıştım. Evet. Oğlum Adam Olcan yayını bittiğinde, hatta o yıl Yazlıkçılar'da da oynadım galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ondan sonra da Bugay Yapım'da başladım. Şöyle bir sistematiği vardı. Bizimkiler dizisinin, Umur Bugay'ın senaryo öncesi çalışması. Şu biraz evvel saydığınız isimler. Sulhi abi, Sulhi Dölek sonradan dahil oldu tabii ama ondan öncesinde Fuat Örer, Zeki Ökten, efendime söyleyeyim, Asaf Köksal, Ferda Aydar, Elvan Pektaş, bir yazı grubu vardı. Ben bütün toplantılara katılamayabiliyordum. Bazılarına katılabiliyordum. Hı. Çünkü ofiste diğer işler, çekim devam ediyordu. Salı günleri yazı toplantısı vardı. Bütün yazı grubundakiler yeni bölüm için önerilerle geliyorlardı yazılı olarak. Birer sayfa önerilerle. Önce o okunarak başlanıyordu, onlar okunarak başlanıyordu. Orada önerilerde denilecek bir şey varsa hemen o masanın bu tarafına ayrılıyordu o tekliflerin içinden. Sonra toplantı başlıyordu. Yani nasıl söyleyeyim, saat 9 gibi başlar. Bazen 20'ye, 21'e kadar sürdüğünü hatırlıyorum. Neredeyse toplantı. Bir günün toplu. Tabii. Ve o gün ofiste telefonların çalmaması mümkünse steril bir ortamda yaratılmaya çalışılıyordu o yaratı sürecinde. Derken işte bir teklifle başlayıp yeni bölüm örgüleniyordu. Tredman'ı oluşturuluyordu. Tam bu noktada Zeki Ökten'i soracağım size. Tredman'da Zeki Ökten'in payı ne kadardı? Çok büyük. Çünkü biz jenerikte hiçbir yerde Zeki Ökten'in adını görmedik. Ama arka planda söylenen Zeki Ökten Tredman'da senaryo grubunda da vardı aslında. Tabii ki. Zeki Ökten en baştan beri var. Mış. Yani ben dahil olduğum süreçten itibaren konuşuyorum. Öncesinde en baştan beri var. Yani bu bizimkiler yaratımı sürecinde en baştan beri var. Çünkü Umur Bugay'la, Umur abiyle, Zeki abinin çok özel bir ilişkisi var. 10 yaşından beri bir birliktelikleri var. Aynı ilkokulda okuyup yılları öyle birlikte tüketmişler. O noktaya gelinmiş. Ki ondan öncesinde senarist-yönetmen ilişkisiyle yaptıkları bir sürü kıymetli iş var.
Umur Bugay, Zeki Ökten, bunları biliyoruz zaten. İşte Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Kralı Düttürü Yoksul, Dünya, Düttürü Dünya. Davacı da Zeki Ökten miydi yönetmen bilmiyorum da senarist Umur Bugay'dı. Senarist Umur Bugay. Yani bu anlamda birliktelikleri var. Yani üretim sürecinde ahbaplıkları ayrı tabii zaten ama üretim sürecinde birlikte. Yani bana sorarsanız taraf olarak konuşurum. Taraf olmakta da bir sakınca görmüyorum. Zeki Ökten taraftarı olmak bence güzel bir şey. Çok çok sevdiğim, çok saygılı. Çok güçlü oldunuz böyle şimdi Zeki Ökten'in tarafında. Vallahi bilmiyorum. Ben kendisini çok özlüyorum. Hepsini çok özlüyorum. Ama Zeki abi başka bir elektrikti, başka bir enerjiydi. Başka dokunurdu insanlara. Çok sizin farkında olmadığınız, önünüzden geçen şey ve pıt diye aradan bir şey çıkarıp size verirdi. Ha dersiniz siz, ay öyle mi dersiniz? Muhteşem bir yönetmen ve muhteşem bir insandı. Ben çok özlüyorum hakikaten. Zeki abinin payı çok büyüktü. Umur abi de zaten bunu hep konuşurduk, böyle dillendirirdi yani. Daha sonra Sulh abi de dahil olunca, son 4 sezon galiba. Galiba. Çok emin değilim. Başka bir enerji gelmiş oldu. Ama Sulh abinin gelmesiyle Umur abi senaryoyu artık Sulh abinin yazmasını istedi. Onun için gelmişti zaten ama toplantılarda vardı. Bütün toplantılarda, tretman toplantılarında. Sonra Umur abiden sonra Sulh abi yazmaya başladı. Ama Sulh abi yazıyordu, senaryo yollanıyordu, basılıyordu. Umur abi üstünden birkaç kez geçiyordu. Yani mutlaka okuyordu. Müdahale edeceği yerler varsa ediyordu. Yoksa tamamdır arkadaşlar, bu çekim senaryosu olarak dağıtılsın aşamasına gelinmiş oluyordu. Böyle bir süreçti orası. Yani çok laboratuvar desem olur galiba. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum da ama bunu özellikle merak ettiğim için soruyorum. Senaryo toplantılarında birer sayfa bir sonraki bölüm için ya da iki sonraki bölüm için bir şeyler yazıp götürüyordunuz. Evet. Kabul edilen oluyordu, edilmeyen oluyordu. Evet. Sizin kabul edilip de çekilen bir bölümünüz yok. Var mı? Yok, çünkü ben sözlü katılıyordum. Ben yazılı katılmadım, birkaç kere katıldım. Bu şekilde var mı? Yani gidişata karar verdiğiniz bir süreç var mı? Şöyle, bizimkilerin yaşayan bir dizi olduğu için hangi noktasında sizin dahliniz var onu merak ediyorum. Yani şu bölümde mesela benim bir dahlim var senaryo açısından. Bunu böyle yanıtlayamam. Yani bir dahlim var diyemem. Yok da zaten. Ama hep ofiste olduğumuz için varlığımız Umur abiye hep malzemeydi. Umur abiye, Zeki abiye. Tabii hepimiz malzemeydik yani. Bir ben değil. Oradaki sekreteriye bakan da arkadaşımız da malzemeydi. Ön muhasebeye bakan Vefki abimiz de malzemeydi. Ben biliyorum ki Umur abi hepsinden aldı. Çok da iyi yaptı. Çünkü bizimkiler dizisinde çok hamasi olacak bu ama hiç yalan söylenmedi. Hiç hakaret edilmedi. Hiç kimse küçümsenmedi. Kimseye tepeden bakılmadı. Tamamen sıradan yaşamlar anlatıldı. Yani şuradaki sohbet anlatıldı. Ama orada mizahçı gözüyle bu sohbetin o mizahi yönü bulunup o kullanıldı. Mizah da böyle bir şey zaten. Yine aynı hamaset içinde şunu söylerim. Aslında bizimkiler dizisi küçültülmüş tam bir Türkiye'ydi. Herkes vardı. Hangi kesim yoktu mesela? Mesela bu konuda şöyle bir şey, bu programı yaptıktan sonra da gelen eleştirilerden ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama muhafazakar kesime çok yer verilmedi diye bir eleştiri var dizi içerisinde. Ya da işte muhafazakar gibi görünenleri biraz daha böyle nasıl diyeyim, işte çöpçü gibi, temizlikçi gibi rollerde gösterdiler gibi bir eleştiri var. Siz buna katılıyor musunuz? Yok, katılmıyorum. Biraz evvel söylediğim cümlenin içinde bu vardı aslında. Bizimkiler dizisinde kimse ötekileştirilmedi. Kimse reddedilmedi. Kimse küçümsenmedi. Hiçbir kesim. Kimse demeyeyim. Kimseye tepeden bakılmadı.
Aksine olduğu yerlerde oldukları gibi değerlendirildiler. Anladım. Sadece mizahçının mizah gücüyle bizim günlük hayatın içinde, o hengamenin içinde kaçırdığımızı Umur Bugay oradan o çelişkiyi bulup mizah olarak bize anlattı. Aslında bir anlamda baktığımızda yandan çarktı Halil ve ailesi, muhafazakar bir aileydi. İşte batıl inançları da vardı. Evet. İşte cahil cahil konuşmayın deyip Noel kutladıkları da vardı. Evet. Hatta bir dönem 97'yi 98'e bağlayan yıldı galiba. Ramazan ile yılbaşı aynı güne denk gelmişti. Doğrudur. İşte ben yılbaşını kutlayacak mısınız? İşte ben diyor mübarek gün yılbaşı kutlamam falan diyordu birisi. Cahil cahil konuşmayın, o da bizim peygamberimiz değil mi falan diyordu mesela. Ama şimdi burada gelen eleştirilere, burada şimdi senin söylediğin tam bir cevap değil mi? Ya kesinlikle bu eleştiriye benim katıldığım manada söylemiyorum zaten de bunu dillendirmek istiyorum. Bu eleştiriyi çürütmek adına. Böyle de, yani aslında bakarsan bakkal da muhafazakardı. Bakkaldaki rol adını unuttum vallahi. Halil, yandan çarklı Halil. Halil'i söylemiyorum. Kalfasını söylüyorum. Yusuf. Yusuf. Evet. O da muhafazakardı. Yani ben tekrar ediyorum. Her kesimden bu dizide insanlar vardı. Aksi halde bütün Türkiye bunu seyretmezdi. Tabii geleneklerimiz de mesela bazen söylüyordu. İşte yandan çakla Halil oğlunu evlendirecek. Orada diyor ki işte ne kadar da diyor alışveriş yaptınız diyor bir tane işte böyle şaşı kız için falan diye söylüyor. O da diyor ki kız tarafı da diyor çeyizini getirecek diyor. Yani halen bile süren bir gelenek tabii bu. İşte erkek tarafı bir sürü alışveriş yapıyor. Kız da zaten çeyizini hazırlıyor. Bu bile ufak bir bizim gelenek göreneklerimize tabii, en azından bir göndermeydi. Aslında şu var. İnsanlar biraz günümüz penceresinden bakarak değerlendiriyor. Biraz öyle olsa gerek. Geçmişi. Bu çok yanlış. Yanlış da. Her şeyi kendi döneminde değerlendirmek lazım. Yani böyle radikal kesimin de böyle bir dizide yer almasını ben şahsen istemezdim. Çünkü dizi böyle bir dizi değil. Türkiye mozaiğinde ne kadar yer kaplıyor o? Ama dizide anlatılanlar ne kadar yer kaplıyor? Dizide anlatılanlar Türkiye mozaiğinin %90'ı, belki daha fazlası. Onların neden yok dediği kesim ise %1-2. Doğru. Yani bu dizinin yapılandığı tarihle bugün o eleştirileri getiren arkadaşlarımın arasında çok ciddi bir fark var. 88 ve 2024'ten bahsediyoruz. Evet. Yani bugün o eleştiriler getirmiş diye düşünerek söylüyorum bunu. 1988'deki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Böyle bir sanki ne şiş yansın ne kebap yansın anlamında bir şey söyleyeceksem, ben biliyorum ki hiçbir bayramın atlanmadığını. Hiçbir bayram atlanmadı, Ramazan ayları atlanmadı. Bayramlaşmaların hepsi yapıldı. Tabii. Namazlar konuşuldu. Dede ölmemişken bayram namazlarından bahsediyorum. Hadi eşek herif namaza gidiyoruzlar. Böyle sahneler hatırlıyorum. Davut Usta'nın Ramazan orucu, işte evet, oğluna sürekli evet, bir şerefli bir Türk çocuğu evet, Müslüman orucunu evet, tutar evet, demesi. Evet. Aziz Mübarek, mesela ben Ramazan ayındaki bölümlerde hiçbir zaman içki görmedim. Evet. Hatta Salih Kalyon oynadığı Tak Tak Sedat arada böyle kola içiyormuş gibi götürüyordu vodkayı. Katil Yavuz arabadan atacaktı neredeyse. Tabii. Mübarek gün içiyorsun tamam, falan diye yani kızıyordu. Bu hassasiyetlere hı-hı, çok önemle yaklaşıldı. Tekrar ediyorum. Umur abi ve yazı grubu birilerini ötelemek... Hayır, günlük yaşamda Türkiye'de ne oluyor? Tabii ki Türkiye meseleleriyle de ilgilendi dizi. İlgilenmemesi olmaz yani. Ben bu konuyu şöyle sonlandırayım. Mizah öyle bir şey çünkü. Bizim sarhoşumuz bile Allah diye nara atıyor. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Evet, doğru söylediniz. Bizimkiler dizisi... az önce Türkiye mozaiğinden bahsettik ya. Türkiye'de neyi değiştirdi sizce? Bir değişime imza attığını düşünüyor musunuz? Ya da bir yol açtı mı birilerine? Değişim çok iddialı. Televizyon dünyası için aslında biraz da kendi kulvarında söylüyorum. O zaman geldiğimiz noktada şöyle bir söylerim. Yani
bugünden oraya bakarak da bir şey değiştirememiş olmalı ki şimdi dizilerde uçan kaçan, herkesin eleştirisi bu, vuran, kıran, olmayan aşklar, olmayan yaşamlar, efendime söyleyeyim, olmayan konaklar, köşkler, evet, arabalar, bla 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 bla, bir sürüsü. O zaman bir şey değiştiremedi çıkıyor ortaya. Aslında yani olmayan açıdan, yaşamlar, olmayan köşkler, olmayan tak tak sedatla vardı. E vardı ama... Yol açmış aslında. Dolandırıcılık üç kağıt anlamında. E orada onun eleştirisi vardı tabii, evet, ki. O kıymetlendirilmiyordu hiçbir zaman. Ona özendirilmiyordu. Orada tak tak Sedat'ın işte 50 kasa patlıcan hiç ettiğini kimseyi özendirmiyordu. Aksine onun hesabı bir şekilde alınıyordu tak tak Sedat'tan diye düşünüyorum. Ama şeyi biliyorum, şöyle bir şey söylersem, ben hep ofiste olduğum için izleyicilerden hep tepkiler gelirdi. Tepki sözcüğünü bilerek söyledim, olumlu tepkiler. Evet. Hatta bize kızıldığı zamanlarda vardı, yani senaryo grubuna, Umur Bugay'a kızıldığı zamanlarda vardı. Neden Sabri Bey'e o kadar Cafer'e yükleniyor, yazık değil mi, günah değil mi denilenin biliyorum. Sizinle ilgili şöyle bir şey okudum. Siz de okumuşsunuzdur. Bu adam zaten senaryo grubunda Çöpçü Dursun rolünde kendine torpille yazdı. Bu konu hakkında. Çöpçü Dursun rolü nasıl çıktı ortaya? Çöpçü Dursun rolü nasıl çıktı? Şöyle çıktı. Ben Umur abiyle çalışmaya başladığımda, Umur abiyle sohbetten, tamam peki şey, yazı asistanlığını yapmaya çalışırım becerebildiğim oranda. Ama sen de beni düzeltirsin. Ben usta-çırak ilişkisinden geldiğim için ensemize tokat yemekten hoşlanırız biz. Evet. Öyle öğreniriz. Ki abi, hakikaten çok hoşumuza gider yani. Gider, gider. O an kötüyse de sonra anlarsınız. O konuşmada, ya Umur abi, ama benim bir yandan da oyuncu olduğumu unutmazsak sevinirim tabii ki, dedi. Aradan bir zaman geçti. Ne zaman geçti bilmiyorum. Çalışıyoruz o tempon içinde, o tempo, o çarkın içinde. Biz de yer tutmaya çalışıyoruz. O verilen olanı en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Yine böyle bir yazı toplantısı ara verildiğinde ben içeride değildim, dışarıdaydım. Ofiste. Ofisi, yani toplantı odasının dışında, sokakta değildim. Çıkıldı, konuşuyoruz. Zeki abi dedi ki, ben de masada yine bir şeyler yazıyorum, çiziyorum, bir şeyleri peşindeyim, bir yerlere telefon ediyorum. Ne oluyorsa hatırlamıyorum şimdi. Ya dedi Umur, bu adamı dedi biz aldık buraya oturttuk dedi. Sekreter yaptık dedi. Bu adam oyuncu Umur dedi. Umur bir hiç cevap vermedi, böyle bir şey durdu. O bazen böyle dururdu. Yani her şeyi anında cevaplamazdı. Neyse tekrar içeri girildi. Son tretman çıktığında, hadi dediler, gözün aydın, Çöpçü Dursun oldun. Torpilse böyle bir torpil oldu. Ustadan yani, Zeki Ökten'den bir torpil. Benim, ya Umur abi ben de oynayacağım, beni de burada bir yere sok demişliğim hiç yok. Hiçbir zaman söylemedim. En baştaki konuşmada oyuncu olduğum unutulmasın, rica ediyorum dedim. Bu kadar. Onca süre, galiba 3 sezon oynadım. Zeki abi bunu dillendirinceye kadar hiçbir zaman Umur abi ben de şuradan gireyim de şurayı tutayım falan demedim. Hatta niye demiyorsun diyenler oldu. Demek abesle iştikal. Burada duruyorum hacim olarak. Görülüyorum. Görüldüğün halde sen görülmüyormuşsun gibi kendinle ilgili bir istekte bulunuyor olmak ayıp değil mi ya? Çok ayıp. diye düşünürüm. Peki bunu samimiyetle soruyorum. Şimdi Çöpçü Dursun gerçekten sivil polis miydi? bilmiyorum. Şimdi Münir Can Cindoruk'la geçen yıl bir dizide birlikte çalıştık. Tanışmıyoruz daha önceden ama ben abisini ve onu biliyorum. Beğenerek izlediğim oyuncular, duruşlarını da hoşlanıyorum. O dizide ilk sahnemiz beraber, dedim ki Münir merhaba, ben Serdar, abi ben seni tanıyorum dedi. Nereden tanıyorsun dedim. Abi dedi, biz abimle dedi, oturup dedi, bizimkilerin dedi, baştan sona bütün bölümlerini defalarca izledik. Dedim oğlum başka işiniz mi yok sizin? Bunu bana ilk o söyledi.
Ben dedi çöpçünün ilerleyen zamanlarda bu bir böyle bir sivil polis bir şey çıkacak bu adam diye bir beklenti içinde oldum dedi. Ama dizi ilerlemediği için çöpçü çöpçü olarak kaldı. Değildi. Yani sivil polis değildi. Altta öyle bir alt metin yoktu yani ben oynarken. Bayağı bildiğin çöpçüydü. Arsız bir herifti. Efendime söyleyeyim. Bazı teknolojik gelişmeleri öğreniyorduk. Mesela bir cep telefonu almıştı, Cafer'e sattı. İşte e-maili bile var bunun falan diyordu. E-mail ne ola ki? Tabii ki. Çok kısa sürede cep telefonu oldu. Cep telefonunu en iyi kullanan oldu. Hatta o kadar oldu ki araba bile almak istedi. Cenapların arabayı evet. almak istedi. Çöpçü aslında enteresan bir adamdı. Bazı bölümlerde mesela Adem'le, rahmetli Tuncay Akçay'la onlar pilav arabası yapıyorlardı gece. Alo pilav, efendime söyleyeyim. O günkü Türkiye'nin ekonomi politiğinin öyle bir özetini yapıyordu ki çöpçü akıllara ziyan. Umur Bugay'ın illa bir meslek grubu olsun endişesiyle galiba biraz da başka bir karakter olarak da belki girebilirdi ama çöpçü olarak girmesi. Ama şimdi bakarsanız, yani şimdi böyle düşünüyorum o yapının içinde. Evet, o şeyi görüyoruz çünkü çok apartman önünü görüyoruz. Sokağı çok görüyoruz. O zaman orada bir çöpçü niye olmasın? Yani mahallenin çöpçüsü, her sokağın çöpçüsü var biliyoruz yani. Ben ilk etapta sizin diziye girişiniz Zihni Göktay aracılığıyla oldu diye biliyordum. Sebep de şu, yani bunu kendim böyle bir bilgi edindim. Böyle bir kanıya vardım. Sizin ilk bölümdü. İlk bölümde Muvaffak Bey, Zihni Göktay ve Ercan Yazgan, Kapıcı Cafer konuşuyorlar. Sorular soruyor. Sen kimsin amca, niye bana sorular soruyorsun diye söylüyor çöpçü Dursun. Cafer diyor ki hop diyor, saygılı ol aslanım, seni buraya kim getirdi? Bir apartman yöneticisi koskoca hocamız getirdi. Şimdi Umur Bugay'ın gerçek hayata gönderme yapması sürekli senaryolarında vaki olduğu için ben böyle bir şey olduğundan şüphelendim açıkçası. Yok. Çünkü neçede tiyatrocusunuz, Zihni Göktay tiyatro oradan. Tabii oğlum Olacak'ta beraber çalıştık Zihni abiyle. Yani kaç bölüm, 10 bölüm, 10 bölüm diyorum ama 4 ay pilotoda Haziran'da başladık. Haziran'ın başında pilotoda dışarıda hava sıcaklığı 28-29 iken içeride 40 derecelerde çalıştık yani. Yok, Zihni abi değil, Zeki Ökten. Zeki Ökten. Mehmet Hakan'la ilgili biraz konuşalım. Çünkü bir anlamda Zeki Ökten tamam, Mehmet Hakan asistanım olur musun dedikten evet. sonra biraz Umur Bugay yapım içerisine giriyorsunuz. Biraz evet. bahsedebilir misiniz Mehmet Hakan'dan? Vefat ettiği için aslında biraz da bunu soruyorum. Çünkü konuşabileceğimiz Anladım. Pek kimse kalmadı Mehmet Hakan'la ilgili. Kendisiyle de haliyle mümkün olmayacağı için. Biraz bahsetsek almış olalım. Evet, maalesef öyle vefat ettiği için. Mehmet abi Dostlar Tiyatrosu kurucusudur biliyorsunuz. Yazdığı oyunlar vardır. Ankara Sanat'ta oynadı, devlet tiyatrolarında oynadı oyunları. 1970'li yıllarda Dostlar Tiyatrosu, Ümit Tiyatrosu'nda çalışıyorken Ruhisu Dostlar Korosu varken bir de Hasat Dans Grubu vardı. Mehmet Hakan onun koreografıdır. O oluşumu yaratandır, yaratıcısıdır. Çünkü köy seyirlikler hakkında Mehmet abinin Arif abiyle birlikte çok kıymetli çalışmaları vardır. Bildiğim kadarını söylüyorum. Şunu biliyorum mesela, ikisinden de dinledim. Mehmet abiden daha çok dinledim. Turneye gittiklerinde doğuya, güneydoğuya hacrahlarını alıp İkisi Arif abi ve Mehmet Hakan. İşte bilmem ne yaylasında bilmem ne nine veya dede var. Oraya gidip türkü derlediklerini biliyorum. Sonra Dostlar Tiyatrosu'nda aynı oyunda oynadık. Acaba var mı böyle bildiğiniz derledikleri türküler falan? Derledikleri türküler var. TRT arşivinde olduğunu biliyorum. Keşke Arif abiye sorsaydı bunları ama... Bundan bahsetmediği için aslında... Aklına gelmemiştir. Muhtemelen. Aklına gelmemiştir. Çünkü diyor ki taksi tutuyorduk diyor. Ya bizim diyor hacrağımız ne olacak ki diyor. Yani yemeyip içmeyip atlayıp taksiye o köye gidip onu bulup hadi bakalım söyle deyip söyletiyorum. Benim şu an bu soruya yanıt veremeyeceğim ama biliyorum derlediklerini.
TRT'nin arşivinde olduğunu... Ben de biraz araştırıp bakayım. Biliyorum. Mehmet abi böyle bir abiydi. Oyun yazarıydı, yönetmendi. Dostlar Tiyatrosu kurucusuydu. Adları arasındaydı. Ne yazık ki çok bilinmeyen, çok ortada olmayan bir bence kıymetli yönetmen, koreograf, tiyatro adamıydı. Bana da katkısı çoktur. Hem mesleki açıdan hem de abilik açısından çoktur. En olmadık soruları sorabilirdik yani biz Mehmet abi. Mehmet abi bu neden ayakkabıların kırmızı diyebilirdik? O da çocuğum diye başlardı anlatmaya. Bizimkiler dizisine dair bize anlatabileceğiniz aklınıza ilk gelen böyle hatıralar, detaylar varsa dinlemek isteriz. Mesela ilk çekim gününüzde ve yaşadıklarınızı hatırlıyor musunuz? Hangi sahne çekildi acaba? Hangi sahne şimdi hatırlamıyorum ama tabii bir süre sonra diziye dahil olmak, yani Bugay yapımda çalıştıktan bir süre sonra, dizi zaten epeydir devam ediyordu. Hani ben 10. yılında girdim herhalde. Evet. Tabii böyle bir yapının içine kült olmuş, bütün Türkiye'nin kucakladığı, bütün Türkiye'yi kucaklayan bir projenin içinde minicik de olsa bir rolle giriyor olmak büyük sorumluluk. Yani çok heyecanlandığımı, ben girdiğimde sesli çekilmiyordu yanılmıyorsam. Dublajdı, evet. Dublajdı. Son sezon sesli çekildi zaten. Son iki sezon galiba. İkinci sezon zaten 5 bölüm sürdü. Galiba, onu da dahil edersek. Doğru. Çok korktuğumu biliyorum. Yani eyvah ben şimdi ne yapacağım? Oysa ki işte süpürgeyi sağlayıp hocam günaydın ellerinizden öpeyim diyeceğimden öte bir şey değil ama öyle değil o iş. Hı-hı. Öyle bir yapının içinde sonradan dahil olduğunuzda bunu sonradan olduğunu aşmanız lazım. Orada büyük bir sorumluluk diye heyecanlandığımı biliyorum. Yalçın Yelence sağ olsun çok rahatlatan bir yönetmendi. Zaten çok rahat bir yönetmendi. Yani çok relax çalışır. Tamam bir daha çekeriz. Yok bir problem diyen diğer abiler, ablalarım da, ustalarım da hepsi böyle bir omzuma şey yapmışlardır. Destek tıpışı yapmışlardır. Mesela hiç unutmam Oktay Sözbir, hı hı, ilk günümde evet bir açı çekildi. Sonra Oktay abi çok naif bir insandı. O da çok önemli, kıymetli oyunculardandır. Apartmanın önünde miydi o? Apartmanın önündeydi. Hı. Geldi. Dedi ki Serdar'cığım sana bir şey söyleyeceğim dedi. Evet abi dedim. Ya dedi biraz dedi. Omuzları düşük. Hani bu çöpçü ya dedi. Yani böyleydi. Ya isteksiz falan dedi oynasa. Böyle destekler aldık abilerimizden. Ne güzel. Tabii tabii. Tabii böyle destekler aldık. Hep anlatırlar Oktay Sözbir çok güzel adamdı diye. Çok. Yani çok böyle sessiz aslında çok, bir adam. Çok. Ama sahnede oynarken dizide çok devleşen bir adam. Küçücük de bir adam ama devleşen bir adam. O küçükler büyük dev oluyorlar evet, biliyorsun. O şey tiyatro sahnesinde daha devdi. Yani ekranda tamam öyleydi. O oynadı Halil Pazarlama. Müthiş bir tip çizdi. Çok iyi oyuncudur zaten ama dediğiniz gibi günlük hayatın adam içinde. Adam 13 sene, 14 sene boyunca neredeyse tabii, siyatiği olan bir adamı nasıl oynadı? Yani? Ya herhalde evet. Hiç şey hiç oldu mu? Hiç kaçırdı mı? Herkes gerçekten... Hiç kaçırdı mı rolü? Hiç kaçırmadı. Yok. Hiç o aksamayı kaçırmadı. Mümkün değil. Bastonu da mükemmel kullandı. Çok iyi kullandı. Evet, evet. Bastondan yediniz mi siz de yoksa? Ben yemedim. Yemediniz mi? Yok. Her önüne gelene vuruyordu. Yani Cafer'le genelde şey, onların arasında bir çatışma ama vardı. Çünkü Cafer'le Hüseyin sürekli onu cebindekini alma peşinde, malının mülkünün peşinde olduğu için onu da biliyordu yani Halil Pazarlama farkındaydı her şeyin. Oktay abi çok renkli, büyük ustaydı. Çok büyük ustaydı ama işte günlük hayatta Oktay abi nasılsın? İyiyim Serdar'cığım, o kadar. Şimdi iki konu var benim sormak istediğim. Birincisi bu kayıp bölümler konusu. Evet. Bu kayıp bölümlerle ilgili ben size tabii telefonda konuşmuştum ama bir yine bir sonuca varamayacağız. Ama yine sonuca varamayacağımızı deklare edelim. Nerede bu kayıp bölümler? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi sevgili Sedat? Bunu ilk defa sen sormuyorsun bana. Evet. Sosyal medyadan. Doğrudur. Ulaşanlar Facebook'tan sormuştur.
Hatta Erkay Ümit Yıldırım'ın yönlendirmesiyle, onu bilse bilse Serdar bilir. Çünkü niye söylüyor? Ben Umur Bugay'ın asistanıyım ve ofisteyim. Fakat emin ol bilmiyorum. Neden ben 2007'de Bugay yapımdan ayrıldıktan sonra ne oldu, ne bitti hiç bilmiyorum. Kayıp bölümler hangileriydi onlar? Söz ettiler. Bir kere 96 Aralık'la 97 Haziran arası enteresan bölümler yok. Enteresan. Star TV'deki 5 bölüm yok. O 2002'de çekilen son Erkay Yıldırım'ın çektiği 5 bölüm yok. Çok enteresan. Ben Erkay Yıldırım'la da konuştum. Bir ara bende vardı dedi o 5 bölüm. Bir arkadaşım dijitale aktarmak için istedi ama geri vermedi. Ben geri verdim diyor. Ben diyor bende yok ama diyor. Peki şunu biliyorum. Her bölüm kurgulandıktan sonra izlenmek üzere Umur Bugay'a ve Yalçın Yelence'ye VHS olarak veriliyordu. Özgür Yelence'de sordun mu? Sordum. Babamın arşivine bakmak lazım mı? Önceki evindedir dedi. Kardeşi yaşıyormuş. Ondan sonra bir türlü görüşemedim kendisiyle. Sebep de şu, bir program çekiyor. Şehir dışında olmam lazım dedi bayramdan sonra. Ben de açıkçası bu çekimleri bitirdikten sonra tekrar bir telefona rahatsız yani etmek istiyorum. Yani bir umut orada çıkabilir. Şeye gelince ofiste aslında bütün her şey sıralı ve tarihli olarak arşivliydi. Bunu da ben yapmıştım. Ben orada başladığımda dolaplar şeydi... Biraz disiplinsizdi, öyle söyleyeyim. Şöyle bir şey de dolaşıyor. Yalçın Yelence'nin arşivi bir bit pazarında birisi tarafından satın alınmış. 36 tane VHS kaset arkasında yazıyor falan diye. Ve bu adam bunları satacakmış falan diye bir söylenti dolaşıyor. Ben buna çok ihtimal vermiyorum. Fotoğraflar falan paylaşmış vesaire diyorlar ama dediğim gibi gerçek de olabilir ama Yalçın Yelence'nin götürüp bit pazarında bunları satacağı bana çok böyle ihtimal dahil geldi. Yalçın abi sağken zaten böyle bir şey yapmaz. Zaten vefatı da şurada 1,5 sene falan oldu. 2 sene olacak neredeyse olmadı. Çocuklarının da Özgür'ün de yapmaz. Yok, ben Yalçın Yelence'den satın aldım demiş ama ben çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Biraz böyle hayır, popüler olmaya çalışan birisiymiş gibi geliyor bana. İletişime geçmedim kendisine. Benim konum değil zaten bu. Ama asıl muhatabı gerçek bu işin sahiplerinden öğrenmek istiyorum aslında. Nerededir diye. Bunu da bir sonuca galiba Özgür Yelence ve işte ailesiyle bağlayacağız gibi belki, geliyor. Belki. Son olarak en son oynadığınız proje Şahsiyet dizisiyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Siz çok görülmediniz. Yani çok kaç bölüm oynadınız orada Şahsiyet'te? 10 bölüm sürdü zaten ikinci bölüm, ikinci sezon. Aslında 5 bölüm. 5 bölümde oynadım ama 2 bölümü kullanmadılar, 3 bölüm oynadım. Neden kullanmadılar? Bilmem, süre uzun gelmiştir. Kestiler sahneleri yani. Evet. Veya o fazla gereksiz. Erdal Özyağcılar da söyledi. Yani çok kesilmiş dedi film. Evet. Neden kestiler acaba, siz biliyor musunuz? Şimdi bunu bilemem. Bu yönetmenin inisiyatifinde olan bir şey. Buna da bir şey denmez zaten. Ben demeyi doğru bulmam kendi adıma. Çünkü bütün proje onun kafasında, yazan ve yönetenle birlikte. O kurgu sırasında o sahne diziyi geriye çekiyordur, yavaşlatıyordur veya hadi canım buna gerek yok pat diye şuraya geçelim denmiştir. Teknik bir şeydir. İlk sezonu izlemiş miydiniz? İzledim. İkinci sezonu da izlediniz? İzledim. İkinci sezonu beğendiniz mi? Beğendim. İkinci sezonu beğenmiyorlar. İlk sezon harikaydı. Harikaydı. İkinci sezonu nedense ben Erdal Özyağcılar'ı daha çok beğendim. Haluk Bilginer'den daha çok. Yani Haluk Bilginer tamamen böyle monolog ifadeler vardı sadece. Sahneleri vardı. Çok böyle aktif, ilk bölümde, ilk sezondaki gibi aktif bir karakter değildi oynadığı Agah Bey karakteri. O açıdan dizinin başrolünün bu kadar böyle pasif olması bana biraz benim yadırgadığım bir durum oldu. Olabilir. Hikayeyi de biraz zorlamışlardı, devam hikayesini. Bana biraz zorlanmış gibi geldi. Olabilir. Bu şimdi ilk 10 bölüm çok güzeldi. Ben ikinci 10 bölümde beğendim, onu söyleyeyim. Hani birbiriyle kıyaslarsam o mu daha iyi, bu mu daha iyi demem. Çünkü devamı olduğu için demem. Ama şu var, yani ilk 10 bölüm çok büyük bir ilgi görüldükten sonra ikinci 10 bölüm yazılıyorken bir zorlama olmuştur. Seyirci öyle geçiyor olabilir ya da bu işten iyi kötü anlayanlar ya buna gerek yok diyebilir. Ama ben hiçbir işi öyle izlemem.
Tabii beni yerlere yatırıp perperişan ediyorsa söyleyeceğimi söylerim ama ikisini farklı olarak izledim ben. Hı hı. Yani devam olarak izlemedim. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Programımıza katıldığınız için 32. bölüm oldunuz. 32. gün gibi evet, oldu. Evet 32. bölüm oldu. Seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz kamera evrenizde. Yoksa programı bu şekilde kapatabiliriz. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Bursa'dan kalkıp da buralara kadar geldin. Seni yordum. Kıymetlendirdin bizi. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yaptığın iş çok kıymetli buluyorum. Bu belgeler bir gün bir yerde değerlenecektir. Bunlar çünkü belge. Sözlü tarih. Evet. Diğer adıyla öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Kesinlikle öyle. Yani var olduğu sürece kanal ve işte o platform var olduğu sürece herkes izleyecektir. Hatta izleyecektir. İlk yayınlandığı Nisan ayında izlemeyenler şu an gelip sıradan başlayıp izliyorlar ilk bölümleri. Aa, ne güzel, ne güzel. Gitgide daha geniş kitlelere ulaşıyor. Yani şeyi bilmiyorum tabii, bir televizyon tarihçisi var mı? Hani bir tiyatro tarihçisi var. Tarihçiler yazarlar bunu bir tane. Bu da varsa sözlü belge, bir kaynak. Eğrisiyle, doğrusuyla, eksiğiyle, yanlışıyla diye düşünüyorum. Onun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sağ olun, teşekkürler.